Agalarım herkese selamlar. 20 Nisan 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Aga öyle maçlar anlatacağım ki bakın 8 adet mücadelem var. Yani geçen hafta hepsini ince izledim ve inceledim. Maçlar güzel aga. Bakmayın isimleri kötü gibi olsa da ben sizlere çok güzel tercihler, ideal, yüksek oranlar ve skorlar çıkaracağım. Artı 500 beğeni gelmediği için aga ideal kombine yok. Dediğim gibi artı 500 beğeni bakın 5000 kişi izliyor. 500 kişi beğenirse bakın 5000 kişinin 500 kişi beğenirse ideal kupon vermeyen her videoda şerefsizdir. Öyle o kadar söylüyorum ben size. Beğeniler gelsin maçları birazdan anlatacağım çat 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 vurup geçeceğiz hepsini. Hazırsak başlayalım aga. Görsellerle birlikte anlatacağım hatta. Öncelikle bir adet maç skor yarışmamız var. Cumartesinin maç skoru ile Arsenal. Maç skoru ne olur? Ne olur? Sizlere sorduk. Benim 2-0'lık bir skor beklentim var. Arsenal tarafının 2-0'lık galibiyetini bekliyorum. Bilen 3 kişiyle gruplarımıza misafir edeceğiz. Daha önce yapmış olduğumuz Barcelona maç skorunu bilen yok. Real Madrid skorunu bilen de Futbol Enleri isimli YouTube kanalı. Benimle Instagram üzerinden iletişim kurabilir. Her türlü soru görüş öneri. Cumartesi için gruplara gelmek isteyenler herkes buradan benimle doğrudan Instagram hesabından iletişim kurabilir. Geçtim bunu da. Misli olarak neler yaptık? Salı günü mislilerde iki tane mislimiz vardı. Barcelona mücadelesi vardı. Makabi Tel Aviv mücadelesi vardı. 2100-2500 vurduk aldık. Geçtik ondan. Dün de ben en güvendim. Tercih Meclisi'nin iki gol atarıydı. Ona misli yaptım. O olmadı aga. İşte yani kale dibinden kaçırıyorsa diyecek hiçbir şey yok. Elendi de güzel oldu. Real Madrid babadır. Alsın geçsin. Misler bu şekildeydi. Geceye bir adet de ideal NBA kupunu verdik. Ve hatta kız açık telegram grubumuz var ya oraya da attık. Burada Miami'nin burada kazanamayacağını düşünüyorduk. Onu aldık. Chicago mücadelesine de üst olarak değerlendirdik. 2 13'lük orandan. Gecenin en büyük kuponu kazandı. Herkes açık Telegram grubunu Attım zaten oradan da parayı aldık. Devam ettik. Canlı olarak izlediğimiz maçları canlı yapıyoruz. Dün de aynı şekilde Şampiyonlar Ligi vardı. Bugün de aynı şekilde UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi canlılarıyla devam edeceğiz. Herkes açık Telegram grubunu açıklama yorumlar kısmında linki mevcut. Buraya da tıklayaraktan sizler de gelebilirsiniz. Diyerekten de başlayalım. Dediğim gibi artı 500 beğeni gelirse kombineye devam. Beğeni ve yorum destekleriniz bizler için önemli. Dilerseniz başlayalım. Konya Spor'la Alanya Spor. Şimdi normalde bizim ligimize girmem de cumartesi çok güzel maçlar yok. Ama ben çok güzel inceledim sıkı dokuduğumu söyleyeyim. Şimdi Konya geçen hafta Paşa maçı vardı. Ben size o maçta ne dedim aga? Geçen haftaya gidin o videoya bakın. Dedim ki aga Konya'nın bu maçta golü banko. Ne dedim? Konya'nın bu maçta golü banko dedim. Çünkü yapılan açıklamalar, küme attığının artık ısınması yani Alevi hissetmesi. Başkanın açıklamalar. Hatta Konya'nın golünden sonra başkanın yaptığı açıklamalara bakın. 2-0 Konya yendi. Biz o maçta var demiştik. Kasımpaşa atamamıştı. atamamıştı. Ben diyorum ki Konya burada yine bence galibiyete yakın taraf. Alanya'da Galatasaray'la maç yaptık. Stattan canlısını yaptık. Grupta kazanan herkese bereketli olsun. Stattan canlı yaptık. 2. 3. 4. boya alayına girdik açıkçası. Şimdi defterim de açık. Ben diyorum ki Aga, Konya burada bir yarıyı kazanır. Konya'nın bir yarayı kazan oranı burada diğer seçeneğinde veya kim kazanır seçeneğinde olan ev sahibi yarı kazanır seçeneği 1.58 bandında bir oranı var. Ben diyorum ki Konya burada bir yarayı kazanır 1.58. Aldık mı bunu aldık. Ben onun dışında Konya'nın da burada 1-0 skor iyi olabilir. Alanya Spor'da da bu arada Orta sahada Leroy Fer geçen maç kırmızı kart gördü. İkinci maçtan orta sahanın kemik isimlerinden bir tanesi özellikle savunmaya da katkı veriyor. O bu maçta olmayacak. Onun bilgisini vereyim. Konya bence bir adım önde. Mücadeleyle kazanırsa bir 0lık skora göre de ben burada Konya tarafından riskten MSB'li sizlere önerebilirim sisteme. Wolfsburg'la Bochum mücadelesi. Şimdi iki takım da burada kümede artık ateşleri birbirleriyle hissediyor. Alt sıralar zaten birbirine yakın. Wolfsburg'un son Leipzig maçını izlediniz mi bilmiyorum. Ben o mücadelede Leipzig'in 2 gol atar ve galibiyetine misli yaptım. 4.000 misli yaptım sanırım. Cumartesi günüydü. Ve Wolfsburg gerçekten iyi oynadı. Ben dedim ki acaba Leipzig bizi patlatacak mı? Her hafta fırtına gibi oynayan takım bu hafta oynayamadı. Wolfsburg da iyi dirençli oyun koydu orada. Şimdi Bochum'la oynayacaklar. Aga sen ligde kalmak istiyorsan Bohum'u yeneceksin. Mevzu tamamen bitmiştir. Ben burada galibiyetine de gitmedim. Çünkü Bohum'da ters takım. 2-0 olur 2-2 biter bir anda. Ben diyorum ki burada ev sahibi bir üstü alalım. Geçen hafta Leipzig deplasmanında iyi performans gösterdi. Bunun hani 1.50 seviyesinde oranı var. Ben Wolfsburg tarafından 2 tane gol bekliyorum zaten idealden. Onun dışında ne yapabiliriz diye baktığım zaman da Agamaç Alevli. Yani kim kime dumduma mücadelesi da burada karşılık verebilir zaten. Gollü bir Wolfsburg galibiyeti gelebilir. Ben diyorum ki 2.5 üstüne bir yaparsak 2.20 bandında bir oran var. Bu da sizlere yüksek oranla tercihim olsun bu mücadeleye. Luton Tam'la Brentford mücadelesi. Brentford'da geçen hafta misli yaptığımız mücadeleydi. Aga ikinci gol gelmedi be bir türlü. İkinci yarı iki tane Brentford attı. 90 artı küsurda bir tane gol attı. iptal oldu. 90 artı küsurda taç atışı kullanıldı. Onyeka çok güzel bitirdi. O mücadeleyi de 90 dakika izledim. Ve şunu söyleyeyim. Ivan Toney e, bu Brentford'un en iyi oyuncusu zaten. Golcüsü. Geçen hafta oyuna bile almadı. Herhalde aga adam ot mu kullanıyor? Esrar mı çekiyor? İki maçtır izliyorum. Gözlere böyle kayıyor gibi. Seyreliyor gibi adamın TV'den de. Onu odaklıyorlar en iyi oyuncusu diyerekten de. Ondan mı yedek bıraktılar bilmiyorum ama. Adamda var bir dümen. Onu ayıkamadım açıkçası. Yani Brentford'da Toney bu maçta oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Ama yedekler değildi. Geçen hafta hiç girmedi. İki tane attı. Ben burada Luton'un da tempo oyuna güvenerekten de aga karşılıklı atılacak goller benim burada idealimdir. Her iki takımın atmasını bekliyorum. İdealdir bu. Goller gelir. Onun dışında maç skorunda burada yine Brentford tarafı burada 2-1 kazanabilir veya 2-2'si de var açıkçası. Biraz daha yüksek orandan değerlendirmek adına mücadelede hem var hem de karşılıklı gol hem var hem de üst olma ihtimali var bence. Gollü bir maç izleyebiliriz. Bunun da oranı var. Üst yaparsanız da 1 küsura kadar da açtırırsınız oranı. Gelelim. Eyüp Boluspor. Aga maçın şeyi yok. İddia oranı açık değil ama ben sizlere Avrupa'dan baktım anlatacağım. Aga öncelikle Eyüp Spor rehavet var mı? Geçen hafta Manisa mücadelesi vardı. Grupta dalga geçerekten Manisa'nın golünü alıyoruz. O Aslı yengeme, Aslan yengeme, timsah derisi çanta, bastır Manisa şeklinde dalgasını geçiyorduk. Aga görsel vereyim mi ekrana? Görseller gelsin. Arda hocama bakar mısınız? Bu takım tatildeydi bu hafta. 3 gün Regnum Karya'da Antalya'da tatildeydi aga. Arda hocama bakın voleybol oynuyor. Takım voleybol oynuyor. Keyifler yerinde. Adamlar ligi ya adam biz zaten biz şampiyon olduk diyor. Üst lige çıktık diyor. Bu saatten sonra her türlü maçı da satarız. Voleybolumuzu oynarız diyor. Ben diyorum ki aga Bolu'nun burada ihtiyacı var mı? Görseller gitsin mi? Gitsin aga. Gönder görseli. Bolu'nun burada ihtiyacı var mı? Var. Avrupa'da Bolunun bir golüne 169 bandında bir oran açılmış. Bakın Bolunun tek golüne 169 açılmış. Ben diyorum ki bir burada da bir falan açacaklar bizlere. Bolunun bir golü değerlendirilir bence. Tamam mı? Onun dışında diyorum ki Bol ikinciyi atamaz Maga. Bak bolu ikinciyi atarsa Avrupa'da 4-10 gibi oran açmışlardı. Burada Spor'un çıkacağı kargo önemli bu arada. Yani olası bir yedek çıkarsa da. Çok daha ihtimalli olur. Oranla düşen Az kadroyu çıkarırsa atamayabilir. Ama senin ihtiyacın var kardeşim. Adamlar şampiyon olmuş. Voleybol oynuyor. Biraz hırslan. Bunları gör. Bolu da golü at kardeşim değil mi? Bol şans. Diğer mücadelem Valencia ile Real Betis. Maçlara geç çalışmışım ama anlatışımdan belli. Gözlerim ışıldıyor anlatırken. Real Betis'in de son Celta Vigo maçıydı sanırım. 2-1 yendi. Girona mıydı? Aga Celta Vigo maçı. Şans eseri. O maçı da izledim anasını satayım. Maç da öyle inanılmaz keyifli ki. Yani erken seans galiba 4 seans falan. Orada bir e, Süper Lig TV'de açıktı. Bilgisayardan da bu maçı açayım dedim. Aga maç çok keyifliydi. Akşam gece maçı da olabilir bu arada. Boşluk boşluk vardı bilgisayarda. Bu Premier Lig falan yoktu. Bunu izledim. Maç çok keyifliydi. Yani gollü maçta o kadar çok pozisyon oluyordu ki sadece eksik olan gollü. İkinci yarı art arta gelen gollerle birlikte 2-1 mücadele bitti. Aga Valencia ile oynayacaklar altta üstte. Özellikle Real Betis'te Fekir ve Isco fark yarattı gol mücadelede. Şimdi Valencia'da ihtiyacı da var. Son iki haftadır onlar da 1-0 1-0 kazanıyor. Gol sıkıntı olabiliyor. Aga ben diyorum ki bakın ideal olarak ne alabiliriz diyorum. Şunu söylüyorum. İlk yarıdan bir gol çıkarsa zaten bizlere 1.40 bandında maç önüne kadar oran vermiş. Diyorum ki ilk yarıdan bu Real Betis'in performansına da güvenerek ben diyeyim. İlk yarıdan bir tane gol çıkabilir. Hatta diyorum ki ben burada aga ilk yarıdan golü de Real Betis atarsa ilk yarıdan Real Betis gol atarsa sisteme atın 2.35 aga. Çok keyifli bir maç olmuştu geçen hafta. Aynı tempoyu bekliyorum. saldırı Real Betis diyorum. Arsenal maçıyla geçelim. Arsenal dün bizi yaktı. İdeal kombinemizde var vardı. Gelmedi aga. City maçıyla var. Arsenal maçı var olarak değerlendirirken gollü olur diyerekten de Arsenal atamadı. Kaçırmış olduğu pozisyonlar. Son dakika free kick'i hızlı kullandı atamadı. Korneri falan yedi vesaire derken Arsenal atamadı aga. Ben burada Arsenal'ın galibiyetini bekliyorum. Bolsa karşı zaten şampiyonlar ligi gitmiş. Artık son maçta yenilmişsin zaten. Aston Villa'ya. Burada Wolves kolay lokma değil ama ben mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Bu arada bu maçın skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Benim tercihim aga. Deplasmanın olması kaynaklı 4.5 altında 2 şeklinde. 1.54 1.60 bandında bir oranı var bunun. 4.5 altında 2 değerlendirelim. Onun dışında eksi olarak korner severlere de mücadele korner maçı olma ihtimali yüksek. Korner olaraktan da isterseniz bir değerlendirebilirsiniz. Bu maça 9.5 açarlar bilmiyorum ama 8.5 açma ihtimalleri de var bence. Wolves'tan kaynaklı. Lance'la Claremont mücadelesi. Lance'ın da son maçını izledim. ile oynadığı bir karşılaşmaydı. Mağlup oldu. Aga Mets nasıl oynuyor biliyor musun? Halı saha gibi abi. Halı sahada oynar gibi oynuyor adamlar. Valla Lance da yendi. Helal olsun. Şimdi Claremont'la oynuyor. Şimdi kurduğum kanına kurduğum dişine kan değdi diyeyim ben. Lance Avrupa'da oynadı. Şampiyonlar liginde elemeler falan derken iyi işler çıkardı. Elendi. Burada aynı şekilde tekrardan bir Avrupa'da oynamak isteyecekler aga. Puan durumuna bakın ihtiyacı var. Clermont da zaten son sırada. Lansın atacağı 2 gol ki istekli olacaktır. Ben burada değerlendiririm aga. Ev sahibi 1.5 üst 1.40 bandında bir oranı var. Lansın atacağı 2 gol değerlendirilmeye mütak bit kit vesaire. Bol şans. Son mücadelem Girona ile Cadiz mücadelesi. Girona da son Atletico Madrid mücadelesi oynadı. Bu arada anlattığım bütün maçlarında geçen hafta 90 dakikasını izledim. Çok keyifli bir mücadeleydi. Hatta alternatif kombinimize Atletico Madrid maçına var olarak değerlendirmiştik ki ilk yerden zaten içeri aldık. Çok güzel maçtı. Ben diyorum ki Kadiz'e karşı burada Girona iyi oyununu sergiler. Burada iki tane atar kazanır Aga. Ev sahibi 1.5'ü yine 1.40 oranı var. Mücadelenin skor beklentisinde söyleyeyim. 3-1'lik Girona galibiyeti olduğunu da belirteyim. Aga maçlar 10 numaraydı. Çok güzel anlatım yaptım. İdeallerinden, yüksek oranlarından. Sizlerden ricam beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Bizler için çok önemli. Değerlendiren herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.